Çoğu insan en büyük arzusunun kariyerlerinde ve özel hayatlarında başarıya ulaşmak olduğunu söyler. Ancak başarı nedir? Gerçekten ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Başarının tanımı sabit bir tanım değildir. Herkesin bakış açısına göre değişir. Bu nedenle başarılı bir profesyonel ve birey kavramını tanımlamak, bu hedeflere ulaşmak için gerekli çabayı göstermek her birimizin elindedir. Başarı fikriniz ne olursa olsun, çok çalışmadan başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını en başından bilmeniz gerekir. Ama umutsuzluğa kapılmayın. Bu videomuzda size kesinlikle yardımcı olacak bazı ipuçlarını paylaşacağız. Başarının tanımı kişiden kişiye değişse de profesyonelin doğru yolda olduğunu gösteren bazı göstergeler vardır. 1. Evden çalışmak. Başarının birçok göstergesi arasında iş yerimiz var. Bugün iş piyasasındaki çoğu insan faaliyetlerini evlerinden yapabilmenin hayalini kuruyor. Evden çalışmanın rahatlığı bir avantajdır. Çünkü zamandan tasarruf etmeyi ve sonuç olarak yaşam kalitenizi iyileştirmeyi temsil eder. 2. Yolda çalışmak. Bir yanda artık evlerinin konforundan vazgeçmeye hazır profesyonellerimiz var. Öte yandan başarının dünyanın herhangi bir yerinden çalışma olasılığıyla daha fazla ilgisi olduğuna inananlarımız da bulunmakta. Bu tür çalışmalar dijital göçebelerin ortaya çıkmasıyla giderek daha fazla popülerlik kazanmakta. 3. Aile ile daha fazla zaman geçirmek. Başarının ne olduğuna dair en geleneksel tanımlardan biri, aile ile kaliteli zaman geçirmeyi içerir. Çocukların büyümesini görmek için zamana sahip olmak, eşinize destek sağlamak ve hayatınızdaki önemli insanlarla ilgilenmek çoğu girişimcinin temel hedeflerinden biridir. Bu profesyoneller için başarı sadece finansal kazançlarla bağlantılı değildir. Sevdiklerinize zaman ayırmak, çok para kazanmak kadar önemli, hatta daha da önemlidir. 4. Kendi programınızı oluşturmak için özelliğe sahip olmak. Geleneksel iş piyasası, profesyonellere çok az özgürlük sağlamasıyla bilinir. Sabit programlar ve uzun çalışma saatleri ay sonunda aşırı yorgunluğa neden olabilmektedir. Bu nedenle başarının kendi programınızı yapma özgürlüğü olarak tanımlanması günümüz dünyasında oldukça yaygındır. Profesyoneller giderek artan bir şekilde kendi üretkenlikleri üzerinde kontrol sahibi olmak ve faaliyetlerini ne zaman, nasıl ve nerede gerçekleştirecekleri konusunda söz sahibi olmak istiyorlar. 5. Yenilikçi bir şey sunma olasılığı. Genellikle girişimciler sadece ürün satmak istemezler. Pazar üzerinde olumlu bir etki yaratmak ve tüketiciye gerçekten değer katan bir ürün veya hizmet geliştirmek isterler. O halde başarıya ulaşmak, gerçekten yararlı ve yenilikçi insanların sahip olduğu gerçek sorunları çözen ve aynı zamanda sosyal katılım yaratan bir şey yaratmak anlamına gelebilir. 6. Finansal bağımsızlığın elde edilmesi. Finansal bağımsızlık bir amaçtan ziyade bir sonuçtur. İş yapmak için inisiyatif olan ve piyasadaki en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için çaba gösteren herkes tarafından elde edilir. Çok paraya sahip olmak başarı için belirleyici bir faktör değildir. Ancak finansal bağımsızlığa ulaşmak profesyoneller arasında çok yaygın bir hedeftir. Bize zevk veren bir şeyden para kazanmaktan daha iyi bir şey yoktur. 7. Vizyonunuzu ve değerinizi gösteren bir işletmeye sahip olmak. Bir işe sahip olmaktan daha önemli olan, piyasaya girişimcinin değerlerini ve vizyonunu yansıtan iyi niyetli bir iş göstermektir. İş ve keyfi bir araya getirmek, daha verimli hedefler ve stratejiler geliştirmenizi sağlar. Sevdiği işlerle uğraşanların faaliyetlerini çok daha iyi yürütebildiklerini açıkça görebilirsiniz. Piyasada kendi fikir ve değerlerine uymayan bir şeyle çalıştıkları için kendilerini başarılı görmeyen birçok profesyonel var. Başarının tek göstergesinin para olmadığının bir başka örneğidir bu. 8. Başkalarına liderlik edebilmek. İnsanlara hayatlarının bir noktasına ilham vermiş olanlar, lider olmanın ne kadar iyi hissettirdiğini bilirler. Liderlik, insanlara rehberlik etme, düşüncelerini dönüştürme ve ilham verme yeteneği olarak tercüme edilir. Liderler çalışma ortamında değişiklik yapma, insanlardan en iyi şekilde yararlanma ve ekip çalışmasını teşvik etme yeteneğine sahiptir. Bu, başarının ne olduğunun başka bir tanımıdır. İnsanları yönetmeye muktedir olmak veya bir dönüşüm aracısı olmak. 9. Dünyada olumlu bir etkiye sahip olmak. İnsanlar, başkaları üzerinde olumlu bir etki yaratacak şekilde davrandıkları sürece, dünya herkes için çok hoş bir yer olabilir. Dünya üzerinde sahip olduğumuz etkinin olumlu veya olumsuz sonuçlara yol açabileceğini kabul etmek için, enerjiye veya doğaüstü herhangi bir şeye inanmamız gerekmez. Belki de aradığımız başarı, ekleme, değer üretme ve çevrenizdeki dünyada olumlu bir etkiye sahip olma yeteneğidir. 10. Boş zamanın olması.
Boş zamana sahip olmak o kadar önemlidir ki, geleneksel işlerde bile tatilleriniz ve ücretli tatilleriniz olur. Sonuçta hiç kimse her zaman en iyi şekilde çalışamaz. Bu sağlıklı bile olamaz. İş yerinde eğlenebiliyor, hafta sonlarının tadını çıkarabiliyor, gezilere çıkabiliyor, arkadaşlarınızı ziyaret edebiliyor veya başka aktiviteler yapabiliyorsanız kendinizi başarılı sayabilirsiniz. Başarının ne olduğu kavramının belirlenmesinin önemi, bu başarıya ulaşmak için geliştirilen hedef ve stratejilerde yatmaktadır. Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler planlamadan sonuçlara ulaşmak imkansızdır. İyi yapılandırılmış bir iş planı, sürdürülebilir sonuçları hedefleyen, sakin kararlar vermeniz için son derece önemlidir. Örneğin amacınız kendi işinizin patronu olmaksa, geleneksel iş piyasasında çalışmak büyük bir sorun olabilir. Ama bir şeyleri değiştirmek için ne yapabilirsiniz? İşte planlama burada devreye giriyor. Profesyonellerin yeteneklerini ve potansiyellerini geliştirmelerine, kendi patronları olmalarına, ailelerine daha fazla zaman ayırmalarına ve istedikleri yerden, istedikleri zaman çalışmasına olanak tanıyan, hızla gelişen bir segmenttir dijital pazarlama. Bunlar çevrimiçi çalışmanın avantajlarından yalnızca birkaçıdır. 2017'de 6 milyondan fazla Amerikalı öğrenci, ki bu üniversite öğrencilerinin %25'ine tekabül ediyor, uzaktan eğitime kaydoldu. Ve sadece Amerika'da değil, Hindistan, Çin, Güney Kore ve Avustralya online eğitimde başı çeken ülkelerden bazıları. Bu pazarın yatırım yapmak isteyen herkes için muazzam bir potansiyele sahip olduğu anlamına gelmektedir. Başarıya ulaşmak için neler yapabiliriz? Başarı tanımınız ne olursa olsun hedefinize ulaşmak için atmanız gereken ilk adımlardan biri hedefler belirlemektir. Markanızın yarın, gelecek ay veya gelecek yıl nerede olacağını düşünmek, fikirlerinizin gelişimine ayak uydurmak için çok önemlidir. Sadece sonraki yıllar için hedefleriniz olmasın. Girişimci olmak her gün biraz daha büyümek demektir. Ardından kariyerinizde başarıya ulaşma yolunda size yardımcı olacak 5 adım daha bulduk. 1. Güçlü ve zayıf yönlerinizi analiz edin. Herkesin kendi güçlü ve zayıf yönleri vardır. Güçlü yönlerin daha fazla keşfedilmesi gerekirken, zayıf yönlerin işletmeniz için bir sorun haline gelmemesi için geliştirilmelidir. Bu güçlü ve zayıf yönleri belirlemek, stratejiler üzerinde düşünmeye başlamanız ve belirli alanlarda veya konularda sahip olduğunuz boşlukları doldurmak için profesyonelleri işe almanız da önemlidir. 2. Öne çıkmak için piyasayı inceleyin. Pazar sürekli bir dönüşüm içinde ve bu yüzden en son trendleri takip etmeniz gerekiyor. Geçmişte iyi işleyen stratejiler, metodolojiler ve tekniklerle çalışmak iyi bir fikir olmayabilir. Öne çıkmak için piyasaya göz kulak olmanız, incelemeniz ve içinde hareket edebileceğiniz boşlukları bulmanız gerekir. 3. İyi ortaklıklar geliştirin. Dijital pazarda herkes rakip değil. Birçok oyuncu ortak olarak hareket edebilir, süreçleri kolaylaştırabilir ve diğer faydalar karşılığında destek sağlayabilir. Kendi başına büyümek istemenin bir anlamı yok. Çok daha zor olmasının yanı sıra iş ortaklıkları geliştirmeye dayanan girişimciliğin değerini temsil etmemektedir. 4. Çevrimiçi bir kurs oluşturun. Hemen başlamanın bir yolunu arıyorsanız alabileceğiniz en iyi yollardan biri çevrimiçi bir kurs oluşturmaktır. Uzaktan eğitim pazarı yakında sadece yüksek öğrenimde değil, tüm dünyada satılan eğitim içeriğinin çoğundan sorumlu olacak. Giderek daha fazla tüketici ücretsiz kurslarla ilgileniyor. Belirli bir tekniği bilmek ve onu başkalarıyla paylaşmak internetten para kazanmanın en iyi yolu olabilir. Ana yetenek ve becerilerinizin neler olduğunu keşfedin ve bunları bir iş fikrine dönüştürün. 5. Çevrimiçi çalışın. Dijital pazar, çevrimiçi kursların yanı sıra internet üzerinden diğer ürün ve hizmetlerin satışına olanak sağlamaktadır. Geleneksel işlerin %90'ının çevrimiçi ortama uyarlanabileceğini söyleyenler var. Bazı örnekler ister misiniz? Avukatlar danışman olabilir. Metin yazarları müşterileri çekebilir ve bir ofis alanına ihtiyaç duymadan çevrimiçi olarak teslim edebilecek projeler geliştirebilirler. Öğretmenler, çevrimiçi dersler verebilirsiniz.